Evet sevgili gazete izleyicileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi stüdyo konuğumuz Hayvancılar Birliği Başkanı Sayın Mustafa Naimoğulları. Kendisiyle et ve süt ürünleri üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız, iyi misiniz? Özellikle tabii ki bu dönemde iyi olmak çok önemlidir. Sağlıklı olmak çok önemlidir. Biz de sağlıklı olabilmek için her türlü önemi alıyoruz üretim sektöründe. Bunun çabasını sarf ediyoruz. Üretim sektörünün içerisinde olan herkes, herkesin ve bunun yanında bütün Kıbrıs Türk toplumu da bu konuda gayret sarf ediyor. Aslında bu dönemde çok da bu soruyu soramıyorsunuz insanlara gerçekten. Evet. Çünkü sağlık yönden iyi olanlar evde kapalı, psikolojik yönden de birçok sıkıntı yaşıyorlar. Benim çocuklar bile artık dayanamıyorum baba diyorlar. Çünkü biri 26-27 yaşında, biri 23-24 yaşında genç nesil evde kapalı çıkamıyorlar bir yere. Onlar tabii ki bu noktada haklılar. Kolay değil, evin içinde kapalı. O yüzden ümit ederiz ki bu salgından sonra toplum olarak, dünyadaki insanlık olarak, insanlar olarak, herkes olarak daha sağlıklı günler görürüz. İnşallah bu COVID-19 salgını erken zamanda bir şekilde bir aşı bulunarak çözüm bulur. Ama şu anda tablo o kadar iyi değil dünyada. Evet, en azından umudumuz var. Güzel günleri göreceğimizden beklentimiz var. Onun için de sabırla... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, sabırla en azından o günleri bekleyelim. Korona öncesi ve korona sonrası, COVID-19 salgından önceki dönem ve de sonraki dönem. Ekonomik olarak da ciddi anlamda sıkıntı çekeceğiz. Psikolojik olarak da herkes bu noktada bir seferberlik yaşıyoruz. Kıbrıs içerisinde de, Kakataş'ta da böyle bir seferberlik yaşıyoruz. Herkes bu noktada üzerine düşen görevi yapmak zorundadır. Biz kendimiz de birlik olarak da hayvancılık sektörü olarak da bu günlerde üzerimize düşen görevi yapmak için uğraş veriyoruz. Bu da nedir? En önemli olan üretimin devamlılığını sağlamak. Üretim noktasında ilk günden beri evet. Her türlü sıkıntıya rağmen üretici üretmeye devam ediyor. Her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ediyor. Çünkü üretmezseniz bu halk gıdaya nasıl ulaşacak? Bu halk sağlıklı gıdaya nasıl sahip olacak? Ekonomik olarak nasıl ayakta kalacaksınız? Zaten bir yandan her taraf kapandı. Onun için biz de üreterek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Düşünün siz, dün itibariyle 22 milyon civarında süt bedeli ödendi. Ve bugün bütün esnaf onu bekliyor. En azından o süt bedelinin, ayda 40 milyona yakın süt bedelinin bütün esnafa yayılmasıyla bir sektörü olsun ayakta tutuyoruz. Hem küçük esnafı ayakta tutuyoruz, hem de halkımızı üreten sektörleri ayakta tutuyoruz. Bu noktada bu bile bir ciddi bir başarıdır. Başkan, mikrofonu bir düzeltebilirsek. En azından bir düşme tehlikesi falan olmasın. Yok, yayın düşmedi içerisinde. Evet, isterseniz etle başlayalım ilk önce. Et fiyatlarından bir kesim dert yanıyor. Fiyatların yüksek olduğunu ifade ediliyor. Şu an et fiyatları sizce istenilen seviyede mi? Bir düşüş bekliyor musunuz? Bu konudaki görüşünüz nedir? Tabii ki bunlar, bu olaylar birbirine bağlı işlerdir. Öncelikle şunu ifade edeyim. Oteller kapalı, restoranlar kapalı, okullar kapalı. Şu anda sadece marketlere kaldık. Kasap dükkanları açık ve marketler açık. Tabii ki bu noktada siz ürettiğiniz ürünü gerek süt gerek et olarak pazarlamak için bu noktaları kullanmak zorundasınız. İnanın ki eğer bu ülkedeki barış kuvvetlerimiz olmasa, askerimiz olmasa biz bu ülkede şu anda büyükbaş hayvanı pazarlayamayız. Küçükbaş hayvan konusunda da et fiyatlarındaki yükseliş tamamen düşmeye başladı. Çünkü neden? Halktaki talep azaldı, nüfus azaldı, tüketim azaldı. Herkes, düşününüz, restoranta gittiğiniz zaman siz restoranta her şeyi yersiniz, önümüze gelir, ödersiniz, onun hesabını sormazsınız fazla. Otele gittiğiniz zaman orada da aynı şekilde açık büfe vardır, her türlü yemeği yersiniz, onun da hesabını o kadar fazla diş etmişsiniz. Ama şu anda bu kriz döneminde herkes eve girdi, evde ne yapıyor? Bir kilo, yarım kilo kıyma alıyor, efendime söyleyeyim, bir elim alıyor, bir yoğurt alıyor. Biraz da 10 gün onu tüketmek için uğraşıyor. Yani tüketimin fazla olduğu noktalar kapandı. Tüketimin az olduğu nokta olan evdeki
evde kalan insanlarımızın hem ekonomik olarak sıkıntı olduğu için hem de tüketimi azaldı. Bu noktada biz şunu görüyoruz ki hem ürettiğimiz sütü pazarlamakta sıkıntı çekiyoruz, hem ürettiğimiz canlı hayvanı pazarlamakta sıkıntı çekiyoruz. O yüzden bu noktalarda açılım gerekiyor. Ya üretimi küçülteceksiniz, azaltacaksınız ya da üretim için, ürettiğiniz ürün için yeni pazarlar bulacaksınız. Bu noktada bizim şunu ortaya koymamız gerekir. Bir yandan canlı hayvan fiyatları düşerken diğer yandan da kasabın da, marketçinin de, et satan kişilerin de bu seferberlik ortamında, bu kriz ortamında az karının maliyetine çok ciddi bir karının bunları satması gerekir. Tüketecek olan insanların hepimizin yanında olması gerekir. Devlet de ne yapması lazım? Mahmut kardeşim, evet. Devletin de maliyetleri, girdi maliyetlerini düşürmek için gayret sarf etmesi lazım. Bir bakıyoruz ki, tabii ki dövizdeki yükseliş durmuyor. Bir bakıyorsunuz ki bir yandan ham madde fiyatları yükseliyor, diğer yandan akaryakıt ve elektrik maliyetleri düşmüyor. Bir yandan da bakıyorsunuz, devletin elinde olan sadece bir arpa var. Tobacco Üretim Kurumu'nun elinde olan arpa üretimi var. Geçen yıl 1.32 kuruşa alınmış, 1 lira 32 kuruşa alınmış arpa var. Ve geçen yıl Temmuz ayından beri ben Tarım Bakanlığı ve devleti uyarıyorum. Özellikle bu fiyat konusunda pazar noktasında, pazarlama noktasında peşin 1.55'ten başlandı bu arpa satılmaya. Vadeli 1.70'e başlandı. Uyardığım bu fiyat tamam bir fiyat değildir. Tabii ki arpayı alan özel bir banka, finanse eden bir banka olduğu için, Toprak Üretim Kurumu'nun finans gücü olmadığı için tabii ki onlar da kendine göre kar marjlarını üzerine koyarak bunu satışa sundular. Bu doğru bir fiyat değildi. En baştan yapılması gereken doğru bir fiyatın ortaya konularak arpanın 70 bin ton arpanın pazarlanması için doğru bir politika güdülmesi lazımdı. Başında yanlış yapıldı. Bir yandan da tabii ki mısır fiyatları ucuz olduğu için o dönemde dövizden dolayı o da etkiledi satışını arpanın. Daha sonra yine uyardım Eylül ayında, Kasım ayında uyardık defalarla. Daha sonra arpanın fiyatı 1.40'a peşin olarak düştü. Vadeli 1.55 yapıldı. Kriz dönemine girmeden önce de arpanın fiyatı 1.25 bazına çekildi. Ve vadeli de 1.40 olarak ortaya kondu. Şu anda yine ona rağmen, çünkü geçen yıldan bu yıla hayvancı büyük bir darbe yemişti. Hayvan sayısı azalmıştı. Bir yandan da maliyetler yüksek olduğu için üretim azalmıştı. Ve ona rağmen tüketim olmadı. Ve arpanın 20 bin ton arpanın ihaleye çıkıldı. Merkez İhale Komisyonu tarafından teklif atılmadı. Daha sonra görüşülerek 1 lira 15 kuruşa 20 bin ton arpa bağlantısı yapıldı. Türkiye'deki özel bir firmayla. Tabii ki bu gemi üstü olduğu için kesintilere baktığınız zaman Toprak Üretim Kurumu aslında bu arpayı 1 lira 10 kuruşa satmış gibi ortadadır. Sayın Bakan onunla ilgili açıklama yaptı. 1.15 kuruşa dedi biz verdik. Hayır, 15 kuruş kirlidir. Evet. Çünkü nakliyeyi de Toprak Üretim Kurumu ödüyor. Efendime söyleyeyim yüklemeyi de o ödüyor. Onlar 7 kuruşa yakın bir maliyettir. Onu da çıktığınız zaman 1.10 kuruş civarında bir maliyet. Peki Türkiye bunu zaten kendi üreticisinden 1.25 kuruşa alıyor. Sayın Bakan'ın açıklaması bu yöndeydi. Şimdi tabii ki siz... Yani buradan götüren de ufak bir kar elde edecek ki bu işi yapsın, evet. Neticede. Bu noktada şimdi ben peki siz düşündünüz mü bu arpayı biz alalım? Evet. Komplesini gitmesin. Hayır, şunu ifade ettim. Hayır, hepsini alacak bir gücümüz, evet. Yok. Böyle bir şey yok. Ben şunu ifade ettim. Neden daha önce bu fiyatı düşmedik? Bir, ikincisi de neden şimdi şu anda bu arpanın fiyatını da üreticide düşmüyoruz? Şu anda elde 20 bin ton arpa satılıyor ama yaklaşık 13-15 bin ton daha arpa var. Yeni sezon da açılıyor. Mayıs'ın, evet, başından itibaren artık biçer döverler tarlaya girecek ve biçilmeye başlayacak. Önümüzde maksimum bir aylık bir süreç kaldı. Maksimum bir aylık süreçte bizim tüketeceğimiz arpa miktarı 7-8 bin tonu geçmez. Evet. O yüzden neden düşmüyorsunuz dedim hayvancıya da. Bunu hayvancıya da aynı şekilde düşünürüz. Hakkı yok mu hayvancının? İşte maliyeti düşürmek budur diye ifade ettim. 7-8 bin ton arpayı olsun düşelim. Nasıl Türkçe'ye satıyoruz 1 lira kuruşa? Hayvancıya da bunu verelim dedim. Biz bütün yıl, emin olun Mahmut kardeşim, her gün hayvancı bu konuda tepki koydu.
topraklı ve taşlı arpayı aldık. Aylardır hayvancının makineleri kırıldı. Arpa alanı arpa topraklı ve taşlıydı. Hayvanlar zarar gördü, makineler zarar gördü. Hayvancının ekonomik olarak zarar gördü bu konuda. Ve sesimizi çıkarmadık. Tepki koyduk. Tepki koyduk ama dedi ki bu bizim yerli üretimimiz. Alındı, hata yapıldı bu şekilde. Belki önümüzdeki yıl hata yapılma dedik ve almaya devam ettik. Ne yapalım? Ve bu noktada bile sizin yapmanız gereken neydi? Tüccara verdiğiniz gibi bu arpanın fiyatını da üreticiye de düşünmemiz gerekir ki bu et fiyatına yansısın, bu süt fiyatına yansısın. Ne düşünürseniz maliyette o yansır üretimde. Bunu ortaya koymak koymaya çalıştık. Ve geçen önce Tarım Bakanı'na gittik. Biz bu konuda bunu ifade ettik. Başbakan'a da bunu söyledim geçen gün kendisiyle toplantıda. Ne dedim? Bunu da düşünün, hayvancılığa düşünürüz. Tabak Günleri Kurumu Yönetim Kurulu şunu ifade ediyor. Biz şimdi diyor bu arpadan diyor 13 bin ton arpa aldık diyor. Var elimizde diyor bunun dışında. Evet. Bunun diyor 6 bin tonunu diyor özel bir firmaya verdik. 2500 tonunu da diyor bin boğa yem fabrikasına verdik. Geriye kalan arpa diyor 6-7 bin ton kalır, 7-8 bin ton kalır. Eğer size diyor fiyatı düşürürsek bizim onlara da fiyatı düşürmemiz gerekir. Çünkü onların çeklerini aldık, sattık arpasını, onların çeklerini aldık. Şimdi de araya etmemiz gerekir farkını. O zaman burada diyor Tabak Günleri Kurumu çok daha fazla zarar eder. Zaten şu anda bu arpanın sahibi biz değiliz. Ama özel bizim bizim 20 bin ton arpayı satmamızdaki amaç şudur. Çünkü bu arpanın parasını arpayı aldığı zaman Toprak Günleri Kurumu parasını ödeyen özel bir banka bütün üreticilerden, çiftçilerden tek tek borç senedi imzalattırdı. Yani bizi Toprak Günleri Kurumu ödemezse günü geldiğinde parayı sizden alırım dedi. Şu anda bu arpanın satılmasındaki amaç da bu üreticiyi kurtarmaktır, evet, bankadan. Ama tabii ki siz üreticiye neresi olsun bakanlık kurulu karar verdi 20 bin ton arpa gitsin. Bunun farkını, zararını, 22 kuruşluk zararını maliye karşılayacak. O zaman 5 bin ton daha girin bu şekilde. Sayın Bakan dedi ki ben bu konuyu dediği bakanlık kuruluna götüreyim, görüşeyim. Mümkün olsa dedi, hayvancıya da yaparız dedi. Ama bu çok bile sıkıntılı olduğunu da ifade etti oradakiler. Ben yine buradan çağrıda bulunuyorum. Sizin dediğiniz gibi bu kriz ortamında, bu sıkıntılı dönemde, bu herkesin ekonomik olarak sıkıntı olduğu dönemde halkımıza temel gıda maddesini, sütü, eti daha ucuza vermek için arpa fiyatını, yem fiyatını aşağıya çekelim. Üretici de daha ucuza üretsin ve daha ucuza ürettiğini pazarlasın ki en azından herkes de elini taşın altına koyabilsin. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu konuyu Sayın Başbakan'a da ifade ettim. Özellikle bir sebebelik durumundayız ya. Sayın Başbakan da geçen gün bunun açıklamasını yaptı. Dedi ki yerli ürün tüketiniz. Yerli ürünleri tüketmek için seferber olunuz diye ifade etti. Evet. Bizim toplantımızdan sonra bunu ortaya koydu. O yüzden şunu ifade ediyorum. Derhal ithal ürünlerin, süt ürünlerinin, et ürünlerinin ülkeye girişini 3 ay yasaklayınız. Onu ifade ettim. Ben defalarca söylüyorum bunu. En az 3 ay yasaklayınız. Önümüzü görebilelim. Bu yasaklama bir sıkıntı değildir. Bugün için bunu yasaklıyoruz ki kendi içimizde ürettiğimizi, kendi kaynaklarımızı ekonomik olarak da kendi içimizde ki insanlarımıza dağıtalım. Ayakta durabilelim. Üretimi koparmayalım. Üretim devam etsin. İthalat dursun belli bir dönem. Dursun ki sizin verdiğiniz 3 kuruş para Hollanda'ya, Polonya'ya, Avrupa'ya gitmesin. Ben Türkiye için konuşmuyorum. Bak bugün Türkiye hükümeti Sayın Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız ve bunun yanında Tarım Bakanı çok büyük katkı koyarak şu anda 300 ton kaşar, pardon 100 ton günde sütün pazarlanıp 300 bin ton kaşarın alımını için sebebi oldular. 300 ton kaşarın 300 ton kaşar demek yani 10 ton günde siz kaşar ödeyeceksiniz. Bu da yaklaşık 100 ton sütle karşılıktır. Bizim nasıl şu anda fazlalık olan sütümüz 100 ton. Ve 300 ton kaşar sadece Nisan ayı için bunu söylüyorum. Daha Mayıs için de açılım yapılacaktır. Bu Nisan ayı için aylık 300 ton kaşarın yani yaklaşık olarak 15 tır kaşarın üretimini yapıp Türkiye'ye göndereceğiz. Bunun için de
teşvik verildi. Çünkü Türkiye'deki süt fiyatı daha düşüktür. Evet. Kilo başında 3,5 TL teşvik verildi ve bunun da bedelini biz ödedik. Bakınız, hayvancının sütünden 10 kuruş, bakanlar kurulu kararıyla hayvancının hiç fikri sorulmadan 10 kuruş kesildi. Bu da yaklaşık 1.250.000-1.300.000 civarında bir paradı, 1,5 milyon lira. Neden? Bu süt pazarlanmasın diye. Ve bu konuda hayvancılar da çok da büyük tepki koymadılar. Neden? Biz de özveri gösterdik dediler. Ve bunu da ortaya koyduk. Ve bu sütün pazarlanabilmesi için. Ama günün sonunda üretilen süt devam ediyor. Ve bunun da pazarlanması gerekir. Otellerin ne zaman açılacağı belli değil. Okulların ne zaman açılacağı belli değil. Açılıp açılmayacağı da belli değil. Restoranlar da toplu tüketim yerleri ne zaman açılacak belli değil. O yüzden bu noktada bizim ürettiğimiz ürünün mutlak suretle süt ürünlerini Türkiye'ye pazarlamak zorundayız. Yani Nisan ayı için bu şu an cepte diyoruz. Bir tehlike, ama... bir tehlike daha vardır Mahmut kardeşim. Biz sütün, ürettiğimiz süt şu anda 450 ton civarındadır. 450 ton. Evet. Hatta dün sordum ben 470 ton çıkmış. Aylık mı bu? Bu üretim her gün için artıyor. Ve bunun biz yaklaşık 1/3'ünü Körfez ülkelerine, Arap ülkelerine gönderiyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Neden? Dolar yükseldiği için bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şöyle olacak. Çünkü önümüz Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında Arap ülkelerinde tüketim azalır. Bunun için bunu düşünmek lazım bir. İkincisi tabii ki Türkiye, diğer pazarımız Türkiye'dir. Türkiye de bize her türlü katkıyı koyuyor bu noktada. Alabildiğini almaya çalışıyor. Ve bizim tabii ki bu noktada da en fazla yardımcı olacak olan Türkiye hükümeti değil bizim, bize bu noktada. Herkese sebebin oldu bize yardımcı olması, yardımcı olmak için. İş piyasası zaten ölmüştür. İş piyasada şu anda üretilen sütün önceden %45'i tüketiliyordu. Şu anda %10'u dahi tüketilemiyor. İş piyasası şu anda çok sıkıntılı bir dönemdeyiz iş piyasada. O yüzden ben... Peki Sayın Başkan, süt fiyatlarına da baktığımız zaman 6.60, 6.70 o civarlarda. 6.30 1 litre süt markette. Nasıl olacak bu iş? Tabii ki bu noktada da herkesin hellim fiyatında da süt, uzun ömürlü süt fiyatında da, kaşar fiyatında da, her türlü süt ürünleri fiyatında da minimum karla çalışması gerekir. Hatta kar etmeyeceksiniz. Çalışanınızı ödeyeceksiniz. Masraflarınızı yapacaksınız. Hayvancı bugün kar etmiyor. Sadece bakınız, döviz çıktı, ham madde fiyatları yükseliyor, kar etmiyor ama üretime devam ediyor. Bu topu adamlar olabilmek için üretime devam ediyor. Mesele şudur, ben hayvancılarıma söylüyorum. Yem, yani yem rasyonları, yani yemdeki şeyi de, çünkü kabahat çıktı şimdi, salon silah çıktı ya, bugün süt vermeyen hayvanlarınıza yemi kısınız ki ekonomik olarak ayakta kalabilirsiniz. Hayır, düveyedir, tosunadır, danayadır. Yemi ne kadar minimum verebilirseniz ki ekonomik olarak ayakta kalabilirsiniz. Sadece süt veren hayvanlarınıza veriniz ki bugün nereye gideceği belli değil. Bu sıkıntının nereye varacağı belli değil. O yüzden bu noktada herkesin çok hesaplı gitmesi gerekir. Çok tedbirli gitmesi gerekir. Doğru yapmamız lazım. Hem ülkeyi düşüneceksiniz, hem vatandaşı düşüneceksiniz, hem tüketiciyi düşüneceksiniz, hem kendinizi ve yarını düşüneceksiniz. Düşünmek zorundayız. Bunları düşünmezsek biz ne olacağımız belli değil. İşte dün Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Nisan'a kadar ertelendi. Kamunun işleyişi 15 Nisan'a kadar özel sektör durduruldu. Açılsa ne olacak? Allah aşkına açılsa ne olacak? Özel sektör 15'inde açtığında işler mi var ortada? İş mi vardır? Yani onlar açtığında ekmek mi kazanacaklar? Hayır, mesele şudur. Sadece yine üretim sektöründe olanlar traktörü bozulduğu zaman makinesi bulamıyor, parçacı bulamıyor. Bir şekilde yine üretime dayalı esnaf bir şeyler kazanacak, ekmek kazanacak. Bunun yanında konfeksiyondur, efendim söyleyeyim, efendim diğer yüksek ihtiyaçlardır veya diğerleridir. Herkes buna özveri gösterecek. Kolay değildir. Yani bu dönemde ya karnımızı doyuracağız, ya işlerimizin devamını sağlayacağız, ya da gidip efendim üstlerimize elbise alacağız, grup alacağız veya efendim bunları yapacağız. Bunlar için de tabii ki herkes ona göre düşünmesi gerekir. Bu zor günler bitmeyecek. Bugün için 2020 yılında ben bu işlerin çok da iyi gideceğini düşünmüyorum. 2020 yılının belki sonlarına doğru eğer bir aşı bulunursa,
aşı bulunursa ancak o noktadan sonra bir düzelme olabilir. Şu anda herkes tedirgin. Uzmanlar ne diyor? Bir buçuk yıla bakın diyor aşının bulunmasını. Bir buçuk yıla kadar diyor. Herkes sokağa çıktığı zaman diyor maskesini takmaya devam edecek diyor. Tedbirini alacak diyor. Yani bunu yapılmasa diyor bulaşmanın devamlılığı diyor devam edecek diyor. Evet. Yani bu noktada biz inanın ki ilk günden beri bu tedbirleri alarak üretim yapmaya çalışıyoruz. Hayvancının elinde eldiven, yüzünde maske, hayvanların altında ovalarda ve mesafeyi koruyarak kendini de koruyarak üretimi yapmaya çalışıyor. Yağmurda, çamurda, en kötü şartlarda bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü hem bu bir sevdadır hem de siz hayvanınızı sağmama durumunu bakmazsanız ne yapacaksınız? Bu iş öyle bir şey ki şimdi hırdavatçı dükkanı kapattı dükkanını. Demir bir şey olmaz, dükkanda durur. Ama siz hayvanınızı bakmazsanız ne süt kalır, ne et kalır, ne hayvan kalır, ne üretim kalır, hiçbir şey kalmaz. O yüzden üretimin en büyük noktası hayvancılıktır. Mahmut kardeşim, o yüzden biz bunu yapmak zorundayız. Ben de buradan siyasilere çağrıda bulunuyorum. Alacağınız tedbirlerle, bakın Türkiye hükümetini takdir ediyorum ben, yine takdir ediyorum. Türkiye Tarım Bakanı 1 milyar 800 milyon TL tarım sektörüne katkı koydu geçen gün. Döndü, gübrenin dedi %75'ini hibe vereceğim dedi. Tohumun dedi %75'ini hibe vereceğim dedi. Neden? Ve, üretim yapın dedi. Ve bir noktada size de katkı olsun bu. Türkiye'nin almış olduğu bir karar var. Bütün ekime uygun arazilerin ekilmesi yönünde de karar üretti. Çok doğru bir karar. Yani herkes üretecek. Ve, ekecek tarlasını. Ve tarım arazilerini. Yani adasa bıraktı. Tarım arazilerini asla dedi inşaat yapılmayacak dedi bundan sonra. Evet. Başka amaç için kullanılmayacak dedi. Arazi satışları yani durdurdu. Yani bunlar ne demek değil? Bakın bugün dünya bizi takdir ediyor. Türkiye'yi takdir ediyor dünya. Birçok noktada Türkiye'yi takdir ediyor. Maskeyi bedava verdi halkına. Kolonyayı evlere gönderdi, bedava verdi insanlara. Takdir ediyor Türkiye hükümetini. Ve bütün fakir fukaraya bin kere evine kadar götürüp maaş verdi. Para verdi, takdir ediyor herkes bunu. Neden? Bu zor günde siz halkınızın yanında olacaksınız. Biz ekonomik olarak ekonomimiz sıkıntılı olduğu için biz bunun kavgasını veriyoruz. Ekonomimiz sıkıntı olsa bile ayakta durabilmek için ithalatı da saklayacaksınız. Yerli üretimi daha çok destekleyeceksiniz. Üretim artsın. Biz tabii ki nüfus olarak azız ama biz bunu bir şekilde Türkiye'ye göndereceğiz. Bir şekilde Türkiye faydalansın. Onlar bize mutlaka yardımcı olacaktır bu konuda. Tabii ki Maliye Bakanı geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye hükümeti dedi bizim için de bir dedi, ekonomik paket açıklayacağını evet. ifade etti. Bu da bizim için bir güzel bir noktadır. Ümit ederiz ki hem tarımsal olarak hem halkımızın geleceği olarak da bize yine destek olacaktır. Yani bu zor günümüzde yine bize Türkiye Cumhuriyeti bulunduğu ve bizim yanımızdadır. %4,5 Halk Bankası aracılığıyla kredi dağıtımı da var. Yani bunlardan hayvancılar da yararlanabiliyor. Yararlanan üyeleriniz var mı? Şimdi inanın ki bu dönemde yani çok düşük bir faiz. %4,5 dahi olsa inanın ki herkes bugünün yarının nasıl geçeceğini düşünüyor. Siz zannetmeyin bugün esnafa verseniz de bunu esnaf bunu alacak, borcunu harcını ödeyecek. Bu noktada eğer biz şu anda üretime devam ediyorsak en azından evimize ekmek götürebiliyoruz, borcumuzu harcımızı ödeyebiliyoruzdur. Yani borçlanıp da tekrar yatırıma gitme dönemi değildir. Evet. Yatırım yapma dönemi değildir. Bu dönemde ben söylüyorum yatırım yapmayınız. Sadece işinizi çevirmeye bakınız. Aldığınız parayla da çoluğunuzu, çocuğunuzu, çevrenizi, işlerinizi ödemeye, çeklerinizi ödemeye bakınız. Yani bizim derdimiz şu anda sadece ülke ekonomisine katkı koymaktır. O yüzden ben üzülüyorum. Sayın Başbakan da bunu söyledim. Gelin yerli ürünlerin satışını başka bir noktada yapalım. Yani bugün ülkede ne üretilirse sadece yerli ürün satış merkezleri ortaya koyalım. Dedim çok doğru bir şey. Neden? Çünkü bugün marketlere gittiğiniz zaman sizin göz hizanızda belinizin üstündeki raflarda kesinlikle yerli ürün yok. Hep ithal ürünlerdir. Bel altında kaldığı zaman raflarda yerli ürünler satışın minimum seviyeye gider. Eğer bugün biz raflarda yerli ürünü koyamıyorsak gerekli yerlere o zaman biz yerli ürünlerin satışını başka noktada yapmamız lazım ki halk daha fazla bu noktaya bize sahip çıksın. Daha çok insanlar sahip çıksın bize. Ve daha çok yerli ürün pazarlayalım. Ve bu noktada
tabii ki bu ülkedeki tüccar tepki koyabilir, diyebilir ki biz ithalatçı bir tüccarız. Yanımızda 100 kişi çalışır, 50 kişi çalışır. Biz peynir, süt ürünleri getiriyoruz, et ürünleri getirip de pazarlıyoruz. Bunları nasıl ödeyeceğiz diyebilir. Bu insanlar nasıl ödeyeceğiz diyebilir. Ben diyorum ki yıl 12 ay değil. En azından 3 ay, 4 aylık bir süreçte bu kriz geçene kadar bunların yapılması lazım. Ve devletin de bu konuda mutlak sözde hemen karar alması gerekir. Peki şunu da soralım Sayın Başkan. Madem üretimden bahsediyoruz, üretimle devam edelim. Yani Güney ile kapılar açıkken et fiyatları konusunda her zaman bir şey vardı, rekabet vardı. Mesela dün bir tanıdığımla konuştuk. Mesela diyordu ki oradan aldığım et daha lezzetli. İşte hem daha uygun diyordu. Biz bu noktada biraz gerideyiz diyordu. Ben de belli noktalarda bizde de çok iyi kasapların olduğunu, işte buralardan da alışveriş yaptığında bizim üreticilerimizin ürünlerinin de çok kaliteli olduğunu ifade ettim ama siz neler söyleyeceksiniz? Bu denge kapanacak mı? Ama Mehmet bakınız. Öncelikle bu COVID-19 salgını Güney'de çok daha fazla vurdu. Evet. Bak biz bu konuda devlet olarak başarılıyız. Biz erken okulları kapattık. Erken tedbirler aldık. Ben bu konuda takdir ediyorum hükümeti. Evet. Erken tedbir alındı. Erken sadece bazı ufak tefek yanlışlar yapıldı. Mesela o Karpaz bölgesindeki şoför nasıl Trabzon'a gitti de bulaştırdı. Neden Almanları, Alman turistleri taşıyan otobüsü şoförünün neden garantine alınmadı? Neden bu tedbir alınmadı? Veya biraz daha bazı noktalarda daha sıkı tedbirler alabilirdik diye düşünüyorum. Ama okulların kapatılması, erken kapatılması çok doğru bir tedbir. Evet. Bunun yanında uçakların durdurulması çok doğru bir tedbir. Evet. Bunların erken alınması bizi bu noktada Güney'den daha başarılı olarak ortaya koydu. Bugün Güney'de vaka sayısı 600'ü buldu. 600 yaklaştı. Ölü sayısı ne kadar 15'in üzerinde bilmiyorum. Evet. Son rakam 15. 15. Ve biz şu anda bizim durumumuzda hayvan insanlarımızın psikolojisi daha iyi noktalarda. Daha tedirgin değiller o kadar. Ama bu noktada şunu görüyoruz ki biz ne isterse olsun biz kendi üretimimize sahip çıkacağız. Kendi üretimimizi ucuzlatmak için sahip çıkacağız. Güney'den alışveriş yapıldı kapılar açıkken süt fiyatı bizden süt ürünleri Güney'den Güney'in yarı fiyatına neredeyse Mahmut kardeşim ya süt fiyatı bizde çok ucuz. Efendim söyleyeyim hellim bizde çok ucuz. Her türlü süt ürünü bizde çok ucuz. Güney'den çok ucuz. Sadece dönem et fiyatlarında bazı düşüklük oluyor. Ve bunun da araştırmasını yaptım ben. Ne dedi ki ucuz olan biliyor musun? Sadece verim dışı kalmış inek kıymaları ve inek etleri. Buraya gelen etlerin de %90'ı budur. Bu budur. Bunun dışında kuzu eti, oğlak eti, dana eti bizimle yakın yakınaydı. Ve bazen bizden de pahalıydı. Özellikle dövizin yükseldiği bu dönemde bizden de yükseltiler fiyatları. Onlar da ciddi anlamda şimdi ekonomik sıkıntı çekiyorlar. Çünkü Güney Kıbrıs'a nüfusunun 3 katı turist geliyordu. Şimdi nereye satacaklar üretimleri ürünü? Bakın bugün ben izliyorum bugün Amerika'da, Hollanda'da, Kanada'da birçok noktada tankerlerle sütleri derelere döküyorlar. Evet. Biz bu konuda başarılıyız. Daha bir sütümüzü dökmedik. Döküyorlar. Pazarlayamıyorlar. Çünkü artık onların turizmi öldü ya bu otellerin. Bizim de turizmimiz belli bir ölçüdeydi. Bu da daha fazla Türkiye'den gelen turistler, yani vatandaşlarımız ve Türkiye'den gelen halkımız daha fazla otellerde tüketim oluyordu. Avrupa'dan gelen turist sayısı çok fazla değildi Kuzey Kıbrıs'ta. O yüzden bizim bu noktadaki sıkıntımız çok fazla olmadı ama Avrupa Birliği ülkelerinde turizm olmadığı için, uçaklar inmediği için ürettikleri sütü pazarlamakta çok zorluk çekiyorlar. Onlar daha fazla zorluk çekiyorlar. Ama şu anda bu dünyayı saran bir sıkıntı her yeri sardı. Bu noktadan sonra şunu görmemiz lazım. Ben demin dedim ya. Evet. Covid-19 salgınından önceki dönem ve bundan sonraki dönem. Bundan sonraki dönemde artık herkesin daha iyi düşünmesi lazım. Siz kendi ekonominize sahip çıkacaksınız. Kendi üretiminize sahip çıkacaksınız. Kendi halkınıza kendiniz üreten her şeye sahip çıkacaksınız. Öyle gidip de Güney Kıbrıs'tan alışveriş yapayım. 1 lira daha ucuzdur. Efendim söyleyeyim 2 lira daha ucuzdur. Deyip de bir yere varamayız. Biz de ona göre şunu bilmemiz gerekir ki üreten kişiler olarak biz ürünü pahalı ettiğimiz sürece bu doğru bir anlayış değildir. Ürünü pahalı etmek
akıl işi değildir. Devlet de şunu bilecek. Siz akaryakıtı, elektriği, yem fiyatlarını, arpa fiyatını, maliyetleri arttırdığınız sürece bu da akıl işi değildir. Bunları doğru ortaya koyduğumuz sürece biz bu ülkede, bu topraklarda çok daha iyi noktalara geleceğiz. Peki, bakınız, şunu da ifade edeyim. Çiftçiler Birliği Başkanı da biz de defalarca söylüyoruz. Artık inşaat sektörlerini yatay değil, dikey şekilde yapılması için kararlar alınız. Bugün İskele bölgesinde arazi kalmadı. Karpaz bölgesinde ekilecek arazi kalmadı. Yani siz tarımsal arazilerin inşaat sektörüne gitmesi için artık dur deyin buna. Zaten artık bundan sonra bu süreçte inşaat sektörü de sıkıntıya girecektir. Kim gücü vardır? Mahmut kardeşim ev alsın. Kimin gücü vardır bundan sonra gidip de yatırım yapsın bu şekilde? Kolay mı bu süreç? Bu süreç şimdi şu anda ciddi anlamda düşünülmesi gereken, bundan sonraki süreçte tedbir alınması gereken ve daha iyi analiz edilmesi gereken bir süreçtir. Peki kasaplarda et fiyatı ne olmalı size göre şu an? Baktığımız zaman 95'ten 130-140'a kadar kuzu etinin gittiğini görüyorum. Ben şunu söylüyorum. Dana kıymada 55'ten başlıyor. Karını da koysa üzerine, neyse de koysun 2,5 katını keşmeyecek. Bugün kuzu fiyatı 30 lira kilosu. Oğlak fiyatı 26-27 lira kilosu. Dana fiyatı canlı değil mi bunlar? Canlı. Dana fiyatı 18 lira kilosu. İnek fiyatı 12 lirayla 12-12,5 lira kilosu. Buna bakıldığı zaman ne yaparsanız ne olsun 2,5 katının maksimum geçmemesi gerekir. Yani 1 kilo inek kıyması kaç para olmalı kasapta? Yani kasabın kârı da 1 kilo inek kıyması 1 kilo 2 kilo 12-24 tabii ki kemik şeyde vardır. 40 liraya geçmemesi lazım. Ya ama 55 lira. 1 kilo kıyma. İşte bakınız. Dana 50-55 olabilir dana. 18 lira dana. Ama şimdi inek de dana da tabii ki bunu biz şu anda mezbahalarda bunu ayırmaya başladı. Bunlar da orada mühürlenerek bir sisteme bağlandı. Ama bunların kasap dükkanında bu kriz döneminde kim kontrol edecek? Veteriner ise açık. Tarım Bakanlığı'nın birçok kurumları açık ama siz bu ortamda gidip de her yeri kontrol etmek sıkıntılıdır. Ya şu anda salgından halkınızı koruyacaksınız. O yüzden tedbir alacaksınız. Ya da rutin işleri yapacaksınız. Evet. Dönemde gidip de kontrol edemezsiniz. Yani herkes size güler. Tabii bu bütün kasaplar için geçerli değil. Bu bütün kasaplar için geçerli değil. Yani bu fırsatçılık yapanların bu dönemde teşhirlersin. Onu ortaya koyacaksınız kim olduğunu. Ve bunu hiç acımadan kamuoyuna çıkacaksınız. Kim fırsatçıysa, kim halkı kazıklıyorsa, her noktada, her konuda, hayvancı da olsa, kasap da olsa, sütçü de olsa, imalatçı da olsa, kim isterse olsun, marketçi de olsa, parası olduğu halde çekin ödemeyeni. Efendime söyleyeyim, olması gereken fiyatın üstünde satanı. Ve bugün tüketiciyi de, üreticiyi de, devleti de zarara uğratanın fırsatçıların hemen ortaya koyacaksınız kim olduğunu ve buna en ağır şekilde ne gerekirse yapılacak. Peki üretim şu an devam ediyor dediniz. Tabii tüketim de çok ciddi oranda düştü. Yani hem turist gelmemesi hem öğrencinin bulunmaması hem de iç piyasadaki dengeler daralmadan. İşte restoranlar kapalı, oteller kapalı. Bu sütte olduğu gibi mesela fazla üretim eti de Türkiye'ye pazarlama gibi de bir durum söz konusu olacak mı? Şu anda fazla üretim et şu anda söz konusu değil. Değil. Neden? Şükür olsun barış kuvvetlerimiz var. Şükür olsun güvenlik kuvvetlerimiz var. Şükür olsun iç piyasada halkımızın et alışkanlığı, tüketim alışkanlığı azalsa da devam ediyor. Özellikle bu noktada zaten özellikle şu anda daha fazla sanayi türü et ürünleri değil, yani salam, sosis, sucuk değil, ithal olan daha fazla kıyma, efendime söyleyeyim ve et türü, taze et türü tüketilmektedir. Bu noktada biz şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz bu noktada. Bir yandan da geçen günlerden 50 ton et geldi ithal olarak Türkiye'den getirildi ama barış koyduğumuz için getirildi. Tabii ki biz de buna tepki koyduk. Tarım Bakanlığı da bu noktada doğru bir karar alarak bu etin ön izinsiz geldiği için hemen geri yolladı. Ve biz de bu konuda kesinlikle bu etin gelmemesi gerektiğini
Çünkü şu anda hayvancının hayvanını satamaz durumda olduğunu ifade ettik. Ve biz şu anda bu eti fazlasıyla karşılamaya devam ediyoruz. Her gün için 50 tane, 30 tane, 40 tane kasaplık hayvanı mezbahaya gönderip askerin etini, efendim halkın etini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim nakit paraya ihtiyacımız var. Bu nakit para olacak ki bu piyasa dönsün. Çekler artık bu iş olmayacağı belli. 30 Mart'a kadar çekler ötelendi, 30 Haziran'a kadar çekler ötelendi 3 aylık süreçte. Ama bugün için sattığımız hayvanı biz nakit alıyoruz. Parasını peşin alıyoruz ve piyasada bu sirküle oluyor. Herkes alıp marketten gidip alışverişini yapabiliyor, alacaklarını alabiliyor. O yüzden bu noktada bizim şu anda almış olunan bu ithalat kararı, ithalat yasal kararı doğrudur. Tabii ki bundan bir önce, bir hafta önce, yani o et gelmeden önce de Bakanlar Kurulu çok yanlış bir karar aldı. Ve ani olarak demek tepkimi koydum. Dedim acaba dedim Bakanlar Kurulu COVID-19 salgından dolayı çok mu etkilendi ve bu noktada bu yanlış karar aldı. Siz de okumuşsunuzdur. Et ithaline izin verildi Bakanlar Kurulu'nda. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu dönemde ithaline izin verilme diye bir şey olabilir mi? Bir yandan zaten sıkıntı içerisindeyiz. Satamıyoruz. Kasaplar aldığı eti satmakta zorlanıyor. Siz Türkiye'de yanında, de fiyatları pahalı. Yani zaten bunu, ithalatı oradan zaten bunu Sayın Tarım Bakanı orada da pahalı yani. Zaten bunu Sayın Tarım Bakanı da yanlış dönemde alınan bir karar olduğunu ifade etti. Kendisi de kabul etti. Yani biz yanlış bir karar aldık diye. Ve ben de derhal tepkimi koydum bu noktada. Şu anda zaten et ithali Toprak Gönderi Kurumu'na ve Tarım Bakanlığı'na bağlı ön izin verilmeden getirilemeyen bir durumdur. O yüzden bu noktada ben çok sıkıntı duymuyorum. Çünkü böyle bir ihtiyaç olmadığı sürece Tarım Bakanlığı'nın ve Toprak Gönderi Kurumu'nun böyle bir iznine vereceğini de hiç tahmin etmiyorum. Ve özellikle bu durumda da ben Dursun Oğuz'a bu noktada güveniyorum. Yo, Sayın Bakan zaten geçtiğimiz günlerde bizim stüdyo konuğumuzdu. Benzer soruları zaten kendisine de sorduk. O da aynı ifadeleri kullandı. Bakanlar Kurulu'nun elinde şu an böyle bir yetkinin bulunduğunu ama kullanmak gibi de şu an bir durum söz konusu olmadığını ifade etmişti o gün için. Tabii şartlar neyi götürür, neyi götürür ona bakanlık karar verir. O bizim... Allah'a versin otelimiz açılsın. Allah'a versin ekonomi düzelsin. Efendim turist gelsin. O efendim restoranlar açılsın, okullar açılsın. Eğer eksiklik olursa, biz eksiklik olursa gidip de efendim söyleyeyim zorla getirmeyin diyemeyiz ya. Böyle bir şey imkan var mı? Biz o eksiklik olmaması için üretimi arttırmak zorundayız. Üretimi hem ucuzlatıp hem arttırmak zorundayız ki işsiz binlerce insan kalacak şimdi. Güney Kıbrıs kapandı, oraya güneyde çalışan binlerce insan vardı, aç. Özel sektörde çalışan binlerce insan vardı, aç. İnsanlar açtır. Havalarında çalışan binlerce özel sektörde çalışan insanlar vardı. Şu anda aç. Ne zaman çalışabilir değil. Bu insanlar hepsi işsiz. Biz bu insanların bir kısmını da tarım sektörüne kazandırmamız lazım. Üretime kazandırmamız gerekir. Üretimi artıracağız ki kazandırabilelim. Bu insanların yarın ne olacağı belli değil. Bu insanların yarın şu oteller bile birçoğunu durdurdu. Otellerde bile birçok insan, binlerce insan çalışan hepsi durduruldu. Bunlar yarın ne olacak? Yarın nasıl bir tablo önümüze çıkacak? Belli mi Mahmut Öğretim? Şu an yarın zaten dünyada belli değil. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil. Dünyanın bütün ülkeleri önünü göremiyor. Düşünün İngiltere'de binlerce Kıbrıslı Türk vardır. Yalvarıyorlar. Benim kardeşim Türkiye'de. Çocuk aile beraber, ailesiyle beraber yalvarıyor bana. Getirin beni diyor. Getirin beni. Nasıl getireceğiz? Hepsini getirmeye imkan var mı buraya? Kolay mı bu iş? Son uçak geldi bitti artık. Şimdi onlar sıkıntı içerisinde. Geleyim Kıbrıs'a diyor, getir ekmek yiyeyim diyor. Artık diyor, burada diyor bir şey kalmadı diyor. İngiltere ve yani ağlamayı beğenmiyor. Ben diyor artık burada yani canımızla uğraşıyoruz diyorlar. Sadece orada değil. Türkiye yine hepsinden iyi. Avrupa'nın diğer ülkelerinde Almanya'da olan Türkiye'li tecelli ve Kıbrıslı Türkler, diğer ülkelerde olanlar da aynı şekilde. Ama en çok da Kıbrıslı Türk İngiltere'de var. Ve İngiltere'de olanlar ciddi sıkıntı içerisinde ve 50'yi geçti. Kıbrıslı Türk öyle orada rahmetli olan ölen 50'nin üzerinde Kıbrıslı Türk var. Aynı zamanda Türk tecrübe vatandaşı var. Evet. Rakamlar ne yazık ki korkutucu boyutta. Çok korkutucu rakamlar var. Yani sadece İngiltere değil Avrupa'da, Amerika'da,
Yani ciddi vakalar var ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri de artık bu işin merkezi oldu. Komşum öyle diyor, düştü öldü diyor bana. Hiçbir şey yapamadı diyor. Yani ne olacağı belli değil. Salgın yükselerek devam ediyor. Salgın yükselerek devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika'da, İngiltere'de, birçok yerlerde. Türkiye'de de aynı durum vardır. Evet. O zaman üretimi de artırmak lazım. Özellikle tarım ve hayvancılık üzerinde ciddi anlamda çalışmalar da yürütmek lazım. Kesinlikle. Şimdi biz sizle çok program yaptık geçmiş dönemde de. Hep benzer konuları konuştuk. Yani üretimin artırılması için maliyetlerin düşürülmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini. 41 tane de hükümet geldi geçti. Yani şu an 41. hükümet devam ediyor. Bu konulara hep değişik bakanlarla, değişik dönemlerde oturdunuz, konuştunuz ve herkes hemfikir olduğuna inanıyorum ben. Kesinlikle. Niye düzelmiyor o zaman? Neden? Kamunun, herkes hemfikirse niye düzelmiyor? Kamunun kantar yapısından siz bugün bütçenizin %80'ini kamuya harcıyorsanız ve tarıma siz ayırdığınız bütçe her yıl için azalmaktaysa doğru bir olay değildir. Siz geçen yıl 170 milyon, bu yıl 190 milyon, 180 milyon ayırıyorsunuz. Dünyaya bakacaksınız, Türkiye'ye bakacaksınız, tarıma ayrılan kaynağı. Biz kazandığımız bütün parayı, topladığımız bütün parayı kamunun maaşlarını ödemek için harcıyoruz. Bu nereye varacak? Bu tamam bir politika değildir. Bu şekilde gittiği sürece ne bu maliye bu işin önüne geçebilir, ne efendime söyleyeyim hiçbir hükümet bunun önüne geçebilir. Herkes doğru söylüyor. Üretim, üretim, üretip kendi üretimimizi kendimiz bir şekilde kalkınmamız gerekir. Narenciye geliştirelim, patates üretimini artıralım. En kaliteli patates, hayvancılık, en kaliteli hellimi yapıyoruz. Ama bakıyoruz ki gene de bütün bütçe hazırlanıyor. Bütçe hazırlandığı zaman tarıma ayrılan pay yine en düşük pay. Yine en düşük, bakıyoruz hemen kısıtlamaya gidiliyor her yerden. Küçükbaş hayvancılığın desteklemesinden sıkıntılar yapılıyor. Küçükbaş hayvancılığın desteklemek artırılması için hep konuşuluyor. Küçükbaş hayvancılığın artırılması lazım, desteklemesi lazım. Bakıyoruz, onda da bir şey yok. Yani hep bütün tarım seçimden önceki konuşulanlar hep söylemde kalıyorlar. Bütün partilerin manifestoları hep söylemde kalıyor. Günün sonunda bakıyorsunuz gerçek mali tablo bu. Evet. Gerçek mali tablo bu. O zaman siz kamunun hantal yapısını azaltacaksınız. Şunu söylemekte fayda var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ifadesi var. Köylü milletin efendisidir demiş. Esasen köylüyü gerçek anlamda milletin efendisi olarak görüp köydeki üretimi artırırsak, yani hem tarım alanında hem et ve süt ürünü alanında, emin olun bazı şeyler daha da kendiliğinden güzelleşecek, değişecektir. Dönem dönem Mahmut Kadir. Yani hem şehirleşmenin de önüne geçmiş olacaksınız. O kalabalık şehirlerdeki yığılmalar da azalmış olacak. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu esasen bir komple hareket edilmesi gereken bir nokta. Biz dönem dönem şunu söylüyoruz. Yollara çıktığımız zaman, eğilime yaptığımız zaman, doğrudur Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisi demişti ama şu anda köylü milletin kölesidir. Bakınız, köylü milletin kölesi olmayacak. Köylünün ürettiği ürüne herkes sahip çıkacak. Köylü de bu insanlarımıza, halkımıza çiftlikten sofraya gıda güvenliğini sağlayarak sağlıklı gıdayı sağlamak için, kaliteli ürünü üretmek için gayret sarf edecek. Bunu bir şekilde devlet de bu noktada, ben bekleyelim herkes yatsın kapısının girişine köylü milletin efendisidir diye. Biz yıl aylarla astık pankartı birliğin içerisine köylü milletin kölesidir diye yazdık. Üzülüyorum. O noktada şimdi herkes uyanıyor. Herkes uyanmaya başladı. Gerek Türkiye, gerek Kakadırcı gibi çok hükümet, gerçek bütün dünya hükümetleri. Üreteceksiniz. Maskeyi üretemeyen bugün Avrupa Birliği ülkeleri vardır. AB bugün maskeyi üreterek ve bugün tıbbi cihazları hiç kimseye veremedi. AB bu da bir üretimdir. Maske üretmek de bir üretimdir. Efendim söyleyeyim, cihazları üretmek de bir üretimdir. Üretim sadece toprakta değil, her noktadaki üretimi ben söylüyorum. Kendi kendinize yeteceksiniz. Maskenizi de, tıbbi cihazlarınızı da, efendim söyleyeyim, yoğun bakımdaki ünitelerinizi de, kolonyanızı da, işte bak kolonya üretimi başladık burada. Okullarda, mesleselerde yapıyor. Şey. Çok güzel bir Değil şey. Tabii. Yani dün
Gurur verici. Eğitim Bakanı lazım. Gurur verici bir şey ya bunlar. Gazi Mausa'daydı. Bir gün önce de Lefkoşa'daydı. Buradaki hem kolonya hem de maske üreten okulları ziyaret etti. Yani artık üretimi çarklarını da daha hızlı döndürmek lazım. Yani biz bu kadar yeteneksiz miyiz ya? Evet. Yani tüketmek kolaydır. Evde yatın, habire yayın. Evde yatın, habire tüketin. Lüks araba alacaksınız, onu da alacaksınız, lüks ev alacaksınız, lüks yatırım yapacaksınız. Bırakın bunları ya. Bırakın bunları. Evet, Albank Genel Müdürü de bizim bir konuğumuz orada bir ifade kullandı. Biz dedi 350 bin nüfusuz ama 700 bin nüfusun harcadığı parayı harcadık dedi. Artık dedi bu iş bitti. Covid-19 sonrası dedi. Biz dedi belki 350 bin değil 175 bin kişinin harcadığı parayı harcayacak duruma geleceğiz dedi. Doğru söyledi. Yani ciddi anlamda artık ekonomilerin de herkesin kendi ekonomisinin tutmasının da vakti geldiğini ifade etti. Herkes çok iyi düşünmesi gerekir. Çok iyi düşünmesi lazım. Ve herkes akliyetli olmayacak. Fırsatçı olmayacak. Bırakacak açgözlü olmayacak. Bırakalım bu açgözlülüğü. Bırakalım bu fırsatçılığı. Bırakalım bu şeyi, tembelliği. Bizim yapacağımız şudur. Yani herkes, ben veteriner hekimim. 32 yıllık veteriner hekimim. Her gün sahadayım. İlk günden beri sahadayım. 15 yıllık birlik başkanıyım. 32 yıllık veteriner hekimim. Namık kardeşim be. Evet. Şu çok kısa iki hemen mesaj var. Nilay Derviş çok doğru nokta demiş bahsettiğiniz ifadeler için. Mehmet Bicen, Sayın Başkan'a hayırlı yayınlar. KKTC hükümetlerinin hiçbirinin de önceliği üretim ekonomisi olmadı. Ekonomi kamu bütçesi ekonomisi ithalat ihracat arasındaki fark 1 milyar 800 milyon doları buldu. Sayın Başkan'ın bu konudaki görüşünü alalım demiş Sayın Mehmet Bicen. Ondan sonra da çok fazla vaktimizde kalmayacak. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor Mehmet Bicen, doğru söylüyor. Yani siz ithalatı, ihracatın kaç katına yaptınız ya, düşünün siz. Yani biz ihraç edeceğimize, üretim fazlamızı ihraç edeceğimize, üretim artacağımıza habire ithalat. Bu ithalatten gelen kaynağı kaç kişi yiyor? Kaç kişi yiyor? Kaç tane tüccar yiyor? Kime yansıyor? Bakınız, bankalarda 50 milyar TL var diyorlar. Şeyde bugün şey yapanlar, devleti ithal edenler. Yani Allah aşkına söyleyiniz bana. Bu ithalatın kaç kişiye yansıyor? Ama ihracat bütün sektörlere yansıyor. Evet. Bütün insanlara yansıyor. Üretim bütün insanlara yansıyor. O yüzden doğru noktalara çekilmesi gerekir. İthalatın küçülmesi lazım. Ürettiğimiz ürünlerin aynısı olsun gelmesin. Evet. Üretemiyorsa hiç gelsin. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu bizleri uyarıyor. Bu yayının sizlere ulaşmasında yardımcı olan yönetmenimiz Örsan Balıkçıoğlu ve kameraman arkadaşımız Hasan Koç'a da teşekkür ederiz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Pazartesi yeni bir gazetede görüşmek dileğiyle. Esen kalın.